Güneydoğu Anadolu Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadıoğlu bizlerle. Hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum Gözde Hanım. Çok teşekkür ediyorum. Büyümenin detaylarında tabii tüketim ağırlıklı bir büyümeden bahsediyoruz aslında. Ama burada tabii sevindirici taraf yatırımlar tarafında aslında makine yatırımlarının düzenli bir şekilde artıyor olması. Bir yandan tabii inşaatta da bir toparlanma var. Mutlaka deprem etkisi de vardır diye düşünüyorum ama tabii önümüzdeki döneme ilişkin bizde özellikle tarım tarafında ve sizin tabii uzmanlık alanınız tarafında neler olup bitecek? Biraz enflasyonist etkileri de konuşacağız. Öncelikle büyümeye dair değerlendirmenizi rica edeceğim. Tabii ki. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Hepimizin bildiği gibi dünyada pandeminin getirdiği bir kriz ortamında ekonomik global bir kriz haline gelmiş durumdaydı. Ve bu dünyada bütün çakranın durduğu noktada hepimiz şahit olduk. Tabii Türkiye özelinde baktığımız zaman pandemi süreci akabinde ülkemizde 11 ilimizde yaşanan depremden dolayı akabinde sel felaketi ve takip eden süreç içerisinde seçim sürecinin başlamasıyla beraber bunların hepsini bir araya getirdiğimiz zaman gerçekten Türkiye'nin dinamiklerinin ne kadar güçlü olduğunu, özverili ihracatçılarımızın olduğunu, sanayicilerimizin olduğunu, birlik beraberlik çerçevesinde omuz omuza mücadele edildiğini kanaatindeyim. Bu çerçevede ilk çeyrekte %4'lük büyümeyi olumlu bir şekilde gözlemekteyim. Peki önümüzdeki günlere ilişkin özellikle tarımsal üretim tarafında beklentileriniz nedir? Çünkü yağışlar görece pozitif etkiledi diye hep konuşuyoruz. Son durumu biraz sizden dinleyelim. Tabii ki. Geçmiş dönemle bu dönemi kıyasladığımız zaman gerçekten yağışların çok bereketli olduğunu gözlemlemekteyiz. Bu açıdan hasatın çok verimli geçeceği ve kaliteli üretimin çıkacağı kanaatindeyiz. Bu çerçevede hem çiftçimiz hem gıda sektöründeki üreticilerimizin yüzü güleceği kanaatindeyim. Ayrıca hasatın yüksek olmasını beklediğimizden dolayı, yağışlardan dolayı özellikle gıda fiyatlarında makul bir seviyede yer alacağı kanaatindeyim. Peki, yağışları ve üretimi nasıl değerlendiriyorsunuz bu süreçte? Şöyle söyleyeyim, özellikle ihracat anlamında baktığımız zaman yağışların iyi geçmesinden dolayı fiyat seviyelerinin düşük olacağından dolayı makul bir seviyeyle bölge ihracatımıza, ülkemize katma değer yaratacağını kanaatindeyim. Yeni işbirlikleri, yeni ihracat pazarları ve özellikle bundan sonrası için ihracatı tabii artırma hedeflerine ilişkin nasıl bir bakış açınız var? Gözde Hanım, ben öncelikle şunu belirtmek istiyorum. İhracatçılarımız için kur seviyesi çok önemlidir. Makul bir kur seviyesinin oluşması çok önemlidir. Yani küresel pazarlardaki rekabetimizin artması, küresel rekabetin artmasıyla beraber büyümemizin artmasından dolayı enflasyonla hareket eden bir kur seviyesinin olmalıdır. Yani düşük bir kur seviyesinde bizim ihracatla ilgili büyük sıkıntılar olacağını belirtmek istiyorum. Bu açıdan özellikle enflasyona paralel hareket eden bir kur seviyesi olmalıdır diye düşünüyoruz. Bununla beraber biz Gayip İhracatçılar Birliği olarak da sizlere biraz açıklama yapmak istiyorum. 2022 yılında bizim 3,5 milyar dolarlık bir ihracat gerçekleştirdik. Ve bu ihracat rakamımız kendi sektörümüzde Türkiye'nin en büyük fazla ihracat yapan birliğiyiz. Bundan dolayı da ben bölgedeki bütün ihracatçılarımıza teşekkür etmek istiyorum huzurunuzda. Biz ilk 4 aylık 2023 ihracat rakamımızı değerlendirdiğimiz zaman da baktığımız zaman 1 milyar doları aşan bir rakam gerçekleştirmiş olduk. 2023 yılındaki ihracat rakamımızda da eğer 2022 yılında yaptığımız ihracat rakamını koruyabilirsek bizler için bu yıl başarılı olacaktır. Sizler de takdir edersiniz ki bölgemizde yaşanan depremden dolayı 45 gün boyunca bölgemizden ihracat çıkışı olmamıştır.
Bununla beraber geçen yıl gıda emtia fiyatlarına baktığımız zaman, bu yılki emtia fiyatlarına baktığımız zaman yaklaşık %20, %30 aralığında bir gerileme olmuştur. Tabii bu da ihracat tutarını aşağı çekmiş olacaktır. Bu iki nedenden dolayı biz 2023 yılında 2022'deki rakamı gerçekleştirebilirsek ihracatçı olarak bizler için başarılı bir yıl olmuş olacak. Evet, burada özellikle bir süredir piyasada zaten belirttiğiniz üzere kurdaki mevcut seviye çok fazla ihracatçılar tarafından tartışılıyordu. Mevcut durum sizi de etkilediğini söylüyorsunuz. Burada bir normalleşme oldukça zannediyorum oraya da pozitif etki edecektir. Çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum. 30 ben dakikayı burada noktalayalım efendim. Saat 14'te görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.